geldiniz sevgili seyirciler. 24 Spor Gecesi ile karşınızdayız. Haftanın son 24 Spor Gecesi stüdyosunda her zaman olduğu gibi yine Gökhan Dinç ile birlikteyiz. Ve derbinin ateşini yakacağız bu gece. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Tüm Türkiye'de gözler Fenerbahçe-Beşiktaş maçına çevrilmiş durumda. Yarın saat 19'da Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma. 19'da. 19'da. Yarın sen de orada olacaksın. Şimdiden maça gidecek taraftarlara duyuruyu yapalım. Motosiklet ne demek abi, anlamadım. Güzel gelme da söyle. Motosiklet de gelmeyi planlıyor. Motosikleti nereye park ederim diye soruyor düşüncesi o yönde. Hemen özetlere gidelim. Derbi heyecanı tüm Türkiye'yi sarmaya başladı. İki takımdan son haberler birazdan canlı yayın konuklarıyla 24 Spor Gecesi'nde olacak. İki takımı yakından takip eden muhabir arkadaşlarımıza bağlanacağız ve iki takımla ilgili son gelişmeleri canlı yayında kendilerinden alacağız. Lens derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ın derbi kozu Oğuzhan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Derbi öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Fener Yum'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve transfer sorularına yanıt verdi. Galatasaray'da ise Rik Erik ve Serdar Aziz basın toplantısında soruları yanıtladı. Tüm bu haberlerin ayrıntılarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, @24 Spor Gecesi Twitter adresimiz. 24 Spor Gecesi hashtagine derbi ile ilgili görüş ve yorumlarınızı, sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İlk günden itibaren her gün ısrarla söylüyoruz. Bu bir interaktif programdır. Katılımınız bizim için değerlidir sevgili seyirciler. Görüşlerinizi ben sana bir şey söyleyebilir miyim? Bunu kamu spotu falan yapalım bence. İnteraktif bir programız. Hashtag 24 Spor Gecesi ve @24 Spor Gecesi olarak. Ne dersin? Anladım ben. Tamam anladım. Anladın değil mi? İlbey beni seçmekten vazgeçer misin? Ya bu kadar kötü bir başlangıç. Hemen düşürdün beni yine. Şimdi bak böyle manipülasyonlara izin vermeyeceğim bugün. Öyle mi? Bugün acayip enerjik enerji doluyum. Peki derbi için birazdan Fenerbahçe muhabiri Emre Bol ve Beşiktaş muhabiri Serdar Sarıdağ bağlanacağız sevgili seyirciler. İki muhabir arkadaşımız da kulüpleri yakın takip ediyorlar. İlerleyen dakikalarda onlarla birlikte derbi maçı değerlendireceğiz. Dün ve önceki gün aslında biz derbiyi yani mümkün olduğu ölçüde değerlendirmeye başlamıştık. Ama yarın saat 19 Türkiye'de nefesler tutulacak ve derbiyi bekleyecek sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz, taraftarlar. Nasıl bir derbi bekliyorsun Gökhan? Ben bir çünkü herkes sokakta kimi görsem yarınki maç ne olacak Haluk diyorlar. Ben de sana sorayım yarınki maç ne olacak Gökhan? Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu hafta içerisinde bazen yani birkaç kere söylemiştim. Eğer bir derbi maçının içerisinde Beşiktaş varsa son işte 8-10 senedir Galatasaray Beşiktaş ya da Fenerbahçe Beşiktaş. Derbinin içerisinde Beşiktaş olduğu zaman futbol kalitesi anlamında oldukça keyifli ve mücadeleci bir maç seyrediyoruz. Ben yarın saat 19'u gösterdiğinde saatler her iki takımın da gerçekten saha içerisinde muhteşem bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Taktik savaşı şeklinde geçebileceğini de söylemek mümkün. Ama bu taktik savaşının içerisinde genel anlamda hani bazen bir satranç gibi olur. Ama ben yarınki karşılaşmanın satrançtan daha farklı bir oyun felsefesi barındıracağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanmak zorunda olmadığı ama Fenerbahçe'nin mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda olduğu bir derbi olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin fazla da kredisi olmadığını düşünüyorum. Kaybederse işler Fenerbahçe adına değişebilir. @24 Spor Gecesi Twitter adresimizde bir anket var sevgili seyirciler. Artık bu çok klasikleşti. Yani aşağı yukarı her program, her yayın kuruluşu bu anketi yapıyor. Başka bir şey sorsam ankette de farklı yani herkesin yaptığı ankette farklı sonuçlar çıkıyor. Bizde de genelde Beşiktaş, Fener Galatasaray sorduğumuzda Galatasaray ağırlıklı çıkıyor. Beşiktaş'ı sorduğumuzda Beşiktaş ağırlıklı çıkıyor. Yani aslında çok sağlıklı bir sonuç elde edemiyoruz. Ama yine de sevgili seyircilerimize... Ya ben anlamıyorum ya. Şu an senin yaptığın şeyi anlamıyorum ya. Ya sen yaptın dürüst bu anketi. Dürüstçe fikrimi söyledim. O zaman niye açtın ki?
Ama işte açmasaydın anket. Artık klişe haline geldi ya, o yüzden. E klişe bu, program çok yani. Bu program içinde klişeleri barındıran bir program değil ki. Yanlış mı düşünüyorum? Yani hani ama bence mesela hani sen o şekilde yorumlamasaydın yani şu realitesi çok yüksek bir yüzde. Ben oyumu berabere biter yani kullandım. Şu real, ben anketten oy kullandım. Tamam sen diyorsun, ne dedin? Berabere biter dedim. Ben de Beşiktaş kazanır dedim. O zaman demek ki ankette bir yanlışlık yokmuş. Ha, Batu şey diyor ki Fadi, ben de Fenerbahçe kazanarak kullandım. Şimdi bak diyor. Çok mesela hani inanılmaz, vay be bu kesin yanlıştır, kesin Gökhan Dinç manipüle etmiştir diyemeyeceğim bir anket bu. Nedenini söyleyeyim. Hani %40 kaç o? Yüzde, ben okuyamıyorum çok uzakta. %48 mi o? %48 evet. %48 Beşiktaş kazanır, %33 Fenerbahçe kazanır. Yani çok ciddi bir fark yok arada. Hani birazcık daha devam etsin. Bizim Fenerbahçeliler izlemeye başlayınca Fenerbahçe taraftarı buna oy verecektir. Ama yani ben gerçekten bu derbide hani totemi bir tarafa bırakırsan gerçek real fikrimi söyleyeyim. Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçı. Selçuk Kurnaz demiş ki bir Galatasaraylıyım ama Beşiktaş kazanır. Ahmet Keskin, Fenerbahçe öyle veya böyle yenecek. Beşiktaş'ın şansı sıfır. Fatih, öyle anket... ya da böyle yenecek derken Beşiktaş'ın şansı sıfır demek biraz bir çelişki gibi değil mi? Yani öyle ya da böyle yener. Diyor, galibiyete inanıyorum diyor. Fatih demiş ki anket yalan söyler mi sence Haluk abi demiş. Anlamadım ki abi, insanlara da şey diyorsun yani, ankete oy vermeyin abi, boş ver diyorsun yani. Hani ben böyle klişe, boş verin abi bu işleri falan diyorsun. Sonra insanlara da anket yaptık. Ramazan Çetkin diyor ki, Ramazan Çetkin. Çetkin. Evet. İlginç bir soyadmış. Fenerbahçe bu saatten Çetkin. Sonra puan farkını 7'ye çıkartmaz. Ortada oynanan bir futbol ve istikrar var Fenerbahçe'de. Yanlış mıyım abilerim demiş. Ben Fenerbahçe'nin oyun istikrarı ile Beşiktaş'ın oyun istikrarının arasında siyahla beyaz kadar fark görüyorum. Yani istikrardan bahsedeceksek Beşiktaş 1,5 sezondur bunu oynuyor. Fenerbahçe ise daha şurada 7 hafta, 6-7 haftadır kazanıyor. Ben oyun anlamında büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. Evet çok gol atıyor, pozisyona giriyor. Tamamıyla katılıyorum ama Fenerbahçe muhteşem oynuyor. Fenerbahçe bu ligin en güzel top oynayan takımı diyemezsin ama Beşiktaş için bunu fazlasıyla birçok maçta söyleyebilirsin. Hamza demiş ki iyi akşamlar Haluk abi, Fenerbahçe Beşiktaş'ı rahat yener demiş. Onun niçin yani izleyicilerimizin genelde görüşleri, İlbe bir şey söyleyeceksin. Reklama gitmemiz gerekiyormuş. Bir peki. Cümlen var mı? Yok. Reklam. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Dev derbiyi konuşuyoruz. Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın saat 19'da, daha doğrusu bugün saat 19'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Beşiktaş taraftarının da derbiyi izleyeceğini söyleyelim. Uzun bir aradan sonra bir Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde her iki takımın taraftarı da tribünde olacak. Bugün engelliler günü, Dünya Engelliler Günü. O sebeple bir mesajın varsa onu verelim. Çünkü bizim için çok değerliler. Bizim için çok değerliler ve aslında onların hayatını kolaylaştırmak adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ya lütfen şu rampaların olduğu yerde arabalarınızı park etmeyin. Çünkü onların sadece kullanabilecekleri, fiziksel engeli olan vatandaşlarımızın kullanabilecekleri o rampalar onlar için çok şey ifade ediyor. Birazcık lütfen dikkatli davranalım ve onların da bizimle beraber yaşadıklarını unutmayalım. Farkındalık yaratmak adına biz yayından önce bir şeyler yapalım dedik ama çok da hani yanlış anlaşılabilir. Açık işte sebebiyle biraz hani şov yapıyorlar gibi. Sonra hani biz çünkü son derece bunlara duyarlı insanlarız. Haluk da ben de. Ama en azından söylemlerimiz de bir şekilde belki insanlara yön verebiliriz diye düşünüyorum. Fenerbahçe'yi çok yakından takip eden Emre Bol telefon attığımızda. Emre hoş geldin. Merhabalar Haluk. Gökhan sana da merhabalar, iyi geceler. Merhaba. Hoş geldin. Yarın çok müthiş bir maç bekliyor inşallah hepimizi. Sonucunu merakla bekliyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçeli taraftarın gözü kulağı aslında Lens'te. Lens oynayacak mı oynamayacak mı? Dilersen o soruyla başlayayım. Onun arkasından senin yarın sahaya çıkmasını beklediğin 11'ini alacağım. Lens var mı yarın sahada? Şimdi Lens'in şöyle bir şey söyleyelim. Lens'in sakatlığı tamamen geçti biliyorsunuz. Sağ ayak baldırında bir yırtık vardı arka tarafta.
Fakat benim iki gün önce konuştuğum, sağlık heyetinden konuştuğum arkadaşların şöyle bir sözü benim çok aklıma takıldı. Şimdi bu tip sakatlıklarda, yani mesela sağ ayağınızda bir sakatlık var. Bu geçse bile vücut kendini korumak için zaman zaman zorladığınız zaman başka yerde yırtık oluşabiliyormuş. Dolayısıyla tam olarak iyileşmediği için, yani şu anda ödem var lensin yırtığının olduğu bölgesinde. Ben açıkça söylemek gerekirse yarın oynatılmayacağını düşünüyorum. Ama 18'de olur lens, belki son 15-20 dakika maçın skoruna göre, duruma göre belki oynatılabilir. Ama hafta başından beri de biliyorsunuz takımdan beraber antrenmanlara çıkmadı. Ve Dick Advocaat da bu konuda çok hassas. Öyle hafta boyunca antrenmanda takımdan beraber çalışmayan oyunculara çok kolay forma şansı vermiyor. Ben yarın açıkça söylemek gerekirse lensi pek beklemiyorum. Peki bu bağlamda nasıl bir ilk 11 bekliyorsun Emre? Fenerbahçe yarın sahaya nasıl çıkar? Aslında biz bunu sana soruyorum tabii ama biz yayın öncesinde konuştuk. Grafik olarak da ekrana getireceğiz. Senin beklediğin 11'i. Hatta şu anda ekranda senden rica edelim. Volkan, sağ tarafta Şener, Skertel, Kayer, Hasan Ali. Önlerinde Mehmet Topal ve De Souza. Sağ tarafta solda Volkan Şen, ortada Alper, en önde de Van Persie'yi bekliyorum. Bu Galatasaray maçının işte Mehmet Topal'lı kadrosu, biliyorsun Galatasaray maçında kart cezası nedeniyle görev yapamamıştı Mehmet Topal. O tekrar dönecek geriye. Şimdi biraz taktikten istersen biraz bahsedelim isterseniz. Yine Dick Advocaat hafta başından beri özellikle ikinci bölge oyunuyla ilgili çalışmalar yaptırdığını öğrendik. Biliyorsun bütün artık sadece Fenerbahçe'nin değil Galatasaray'ın da Beşiktaş'ın da bütün antrenmanları artık basına kapalı. Sürekli yasaklar var. Ben zaten yasaklıyım da diğer arkadaşlar da yasaklı. Yani kimse antrenman seyredemiyor. Ve eskisi gibi siz ikiniz de hatırlarsınız, ikiniz de tecrübeli gazetecilersiniz. İşte bütün hafta boyunca bütün antrenmanlar açık olurdu. Bir tek son taktik idmanı kapatırlardı. Ona bile alışırdık. Şimdi haftanın 5 günü bütün antrenmanlar kapalı. Fakat işte yaptığımız telefon trafikleriyle hocanın ne çalıştırdığını, nasıl bir kadro üzerinde nasıl çalışmalar yaptığını öğrenmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi ikinci bölge futbolu olacak. Yani özellikle Kuvarejma ve Oğuzhan'la ilgili özel tedbirler aldırmış. Şu şekilde onlara top gelmesini engelleyecek, o pas trafiğini kesecek önlemler üzerinde çalıştırmış Dick Advocaat. Yani Kuvarejma ve Oğuzhan'a top geldikten sonra değil de müdahale, gelmeden önce o trafiği kesme adına bazı çalışmalar yaptırmış. Dolayısıyla tabii Van Persie çok formda. İki takıma da şöyle bir baktığımızda, ben sizin program başından beri seyrediyorum. İşte Gökhan'ın 1,5 senedir Beşiktaş bu futbolu oynuyor. Fenerbahçe daha 6-7 haftadır oynuyor dedi ama ben şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe futbol takımına şu anda baktığınız zaman içerisine bütün oyuncuların hepsinin böyle yukarı seviyede olduğunu ve birbirine benzer seviyede olduğunu görüyoruz. Bu çok önemli bir durum. Yani Emre araya gireceğim burada çünkü şimdi yayın partnerime inceden bir göndermede de bulundun. Şimdi ben senin bugün Hakan Gündoğar'la birlikte A-Spor muhabiri Hakan Gündoğar'la birlikte bir videonuzu seyrettim. Şöyle bir iddian da var orada. Yani Beşiktaş mümkün değil kazanamaz. Beşiktaş kazanırsa sakallarımı keserim diyorsun. Evet var. Bu, yani gerçi sen genelde Fenerbahçe konusunda çok iddialı açıklamalar yapıyorsun. Sezon başında da Galatasaray taraftarını çok kızdırmıştın. Öyle hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle güzel. Futbol böyle. Evet, böyle güzel. Evet, böyle çok güzel. Doğru. Keşke hep sakalları kesecek yani. Saçlarımızı kessek, sakallarımızı kessek. Hayır, saçları keseriz. Saçları keseriz de yani Gökhan'la eğer öyle bir iddianız varsa orada bir sıkıntı olur. Doğru söylüyorsun. Ya, şimdi Emre neredesin? Yakın mısın buraya? Ay, ben çıkacağım da stüdyodan o yüzden. Ya, sen gel otur istiyorsan. Emre ben onu şunun için söyledim. Şimdi Fenerbahçe'de tabii ki futbolcuların yükselen bir form grafiği var ve takım olarak yükselen bir form grafiği var. Ama Beşiktaş bu yükselmiş olan form grafiğini 1,5 sezondur neredeyse aynı seviyede tutuyor. Şimdi bak, bu Beşiktaş adına önemli bir avantaj olarak görüyorum ben. Sevgili Gökhan, benim atmak istediğim şu: mesela şimdi lens yok diye Fenerbahçe taraftarı karar bağlamıyor. Neden? Çünkü mesela sol giriyor, aynı performansı gösteriyor. Hatta daha yukarıda bir performans gösteriyor. Şimdi sezon başından beri hep lensi konuşuyoruz değil mi? Evet. Takımın yıldızı lens, işte lens olmazsa Fener ahvallar falan filan, herkes konuşuyor ama baktığınız zaman solun hem koşu mesafeleri, hem dribling mesafeleri, hem skor katkısı, yani hem asist ve gol anlamında katkısı daha fazla. Alper'e bakıyorsunuz, yedek oyuncu değil mi Alper? Alper giriyor, bir bakıyorsunuz fark yaratıyor takımda. Dolayısıyla ben bunu atmaya çalışıyorum. Yani bütün oyuncular as yedek,
Hepsi belli bir seviyeye gelmiş. Bu çok çok önemli. Yani bu saatten sonra artık hem ligde hem Türkiye Kupası'nda hem Avrupa'da ne kadar çok formda oyuncusu varsa takımların, onlar biraz daha ileriye çıkacaklar. Şu anda da görüntüye baktığınız zaman Fenerbahçe Beşiktaş'tan biraz daha bir iki adım daha önde gözüküyor yani. Emre, çok teşekkür ediyoruz katkın için. Bir skor tahminin var mı? Onu da alalım en son. Ben Fenerbahçe kazanır diyorum. Skor tahmini yapmıyorum ama MC'ye sağa seyirci avantajı. Bir de hakikaten son 10-15 yıla baktığınız zaman Kadıköy'den çıkmak hakikaten çok zor. Yani bütün derbi maçlarda artık Fenerbahçe, özellikle Kadıköy'de oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin bir üstün performansı olduğunu görüyoruz. Emre, en son sakalsız ne zaman fotoğraf çektirdin? Uzun zamandı. Evet, uzun tamam. Zaman önceydi. Hazır tamam. Ol diyor. Hazır yani. Ol yani. Mesajı verdi Gökhan. Ha, benim ama berbere şey götürebiliriz seni istiyorsan. Gökhan, sen de bir şey ortaya iddia koyacaksın ki ondan sonra konuşacağız bunları. Anlamadım ki. Sen de ortaya bir iddia koyacaksın. E koydu, o da saçlarını kestirecek işte. Yok, ben hani seve seve, hatta yarın saat 11 olsun diye de merakla bekliyorum. Yani 11 olsun da sizin şu programınızı seyredeyim. Eyvallah. Çünkü hem seni hem de Hakan'ı çok seviyorum. İkiniz de güzel işler yapıyorsunuz. Çok güzel bir video çekmişler bugün. Hem Beşiktaş Çarşı'ya gitmişler, oradan Kadıköy'e gitmişler. Gerçekten çok Hakan keyifli. Da böyle hokkabazlıkları çok sever çünkü. Emre orada biraz seviyeyi yükseltmiş. Eyvallah, eksik olma. Bir dakika, bir dakika. Hakan Gündoğar'ı ezdirmem Emre, kusura bakma. Kardeşim benim. Kolay gelsin Emre. Yarın görüşürüz. Eyvallah. Ben de geleceğim statta olacağım. Eyvallah, eksik olma. Kolay gelsin. Peki, Fenerbahçe tarafını Emre Bol'dan aldık. Şimdi de Beşiktaş'a uzanacağız. Milliyet Gazetesi'nin spor yazarı, Beşiktaş muhabiri arkadaşımız Serdar Sarıdağ'a bağlanacağız. Serdar, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi önce Emre'yi aldık çünkü ev sahibi takım olduğu için, Beşiktaş deplasman takımı olduğu için seni sonraya bıraktık. Biraz da avantajın var. Emre'ye mesajın var mı? Önce öyle başlayayım. Emre çok sevdiğim bir meslektaşım, çok değerli bir gazeteci. Çok da güzel yazıyor. Ona söyleyecek bir şeyim yok. Sadece iyi olan kazansın diyorum. Ben, sen daha bir iddiasız yaklaşım. Hayır, sezona Beşiktaş, efendi Beşiktaş olarak başladı ya, o da efendiliğini koruyor işte. Ben bu efendi Beşiktaş konseptinde şeyi de sormuştum zaten. Bu sene deplasman yasağı kalkıyor, ne olacak diye. Efendi gibi gidip efendi gibi döneceğiz dediler. Hakikaten sizler de hatırlarsınız. 90'lı yıllarda özellikle. Tabii ki kavgalara görüntüler abi, bir şey söyleyeceğim. Var. Şundan vazgeçin abi. Emre bağlanıyor, sizler de hatırlarsınız. Serdar bağlanıyor, sizler de hatırlarsınız. Yaşımız çıkacak ortaya kardeşim ya. Kadıköy iskelesinde Fener tribün liderleri, Kabataş iskelesinde Beşiktaş tribünün liderleri çok güzel karşılamışlardı. O dönemler de vardı. İnşallah öyle olur gene. ama sahaya gelecek olursak saha çok karışık. Sahayı kestiremiyoruz bir türlü. Peki Serdar, ilk 11 nasıl bir ilk 11 bekliyorsun tahmin ediyorum. Kerim Fıray'ın hafta içindeki Darıca maçında gösterdiği performans ilk 11'i zorladığı yönünde Ümraniye'den gelen haberler. Sendeki bilgiler ne yönde? Nasıl bir ilk 11 bekliyorsun? Benim beklentim şu: Fabri kalede olur kesinlikle. Sağ bekte Gökhan Gönül'ü oynatmış bu akşamki idmanda. Göbekte Marcelo, Tosic. Bir dakika düzeltelim, bir saniye. Bizim grafiğimizde sağ bekte bek görünüyor. Kalsın bek. Serdar Gökhan Gönül diyor ama ben bek oynayacak diye düşünüyorum. Ben değiştirdim. Gökhan Gönül diyorum. Peki, tamam. Onu denemiş. Aldım son istihbarat tabii. Adriano, önlerinde Oğuzhan, Atiba, sağda Quaresma, solda Kerim, Tolgay ve onun önünde de Cenk Tosun. Ha, Abubakar'ı kestin sen. Kesildi. Son an itibariyle kesildi. Halbuki ya çok büyük futbolcu. Neden kesti Şenol Hoca Abubakar'ı? Şöyle, aslında burada oynayanlarla oynamayanlar arasında bir fark yok. Burada Şenol Hoca'nın şöyle bir planlaması da var. Fenerbahçe maçından sonra biliyorsunuz ki sadece Beşiktaş'ı değil, tüm ulusu ilgilendiren bir maç bana göre. Dinamo Kiev maçı da var. Ülke puanı açısından çok önemli bir maç hakikaten. Aynı zamanda Beşiktaş tarihi açısından da önemli bir maç. Onu da düşünüyor. Yani en azından bir forvetini kenarda tutuyor. Belki 45'er dakika oynatacak. Bilemeyiz. Ama bütün hamlelerini de hemen kullanmak istemiyor. Belki Beki Dinamo Kiev maçında oynatacak.
O yüzden belki oynatmamış olabilir antrenmanda. Ya böyle birçok bağlantılar var. Ya bu maç aslında bu maça iki maç gözüyle bakmak lazım. O yüzden Şenol Güneş'in kadro tercihi önemli. Ama maça nasıl başlayacakları bana göre çok daha önemli. Kendi yarı sahasında bekleyecek bir Beşiktaş mı olacak, yoksa maç düdüğü çalar çalmaz hemen hücuma geçen bir Beşiktaş mı? Sanki biraz böyle hücuma dönük, çok hücuma dönük bir Beşiktaş olacak gibi geliyor bana. Serdar, benim sezon başından bu yana, hatta Şenol Güneş Beşiktaş'a geldiğinden bu yana en çok önemsediğim şey Beşiktaş adına Atiba ile Oğuzhan'ın yan yana oynaması. Yani oyun kurucunun Oğuzhan olması. Sence derbide oyun kurucu Oğuzhan olmaya devam edecek mi? Oğuzhan'a biliyorsun ki bu sezon ligin ilk iki haftasında ya da ilk iki maçında galiba 10 numara oynatmaya çalıştı hoca. Ve ben şöyle söyleyeyim, biraz tabii bocaladı, sıkıntılar oldu maç içerisinde. Oğuzhan hocaya dedi ki, hoca dedi, beni dedi 10 numara oynatacaksa hiç oynatma daha iyi dedi. Esprili bir dilde yani onlar. Ya bunu söylemesi de zaten ortaya koyduğu performans aslında bu da yani. Ama şimdi Oğuzhan gibi futbolcular topu geriden alıp duvar pası yapa yapa karşı kaleye giderler. Tolga Yarsı'dan da öyle. Bu sene Beşiktaş'ta bir 10 numara yok. Yani Talisca da bir 10 numara bence değil. İhtiyacı da yok da. Sene bir 10 numara olacak o kesin. O kesin, görüşüyorlar hatta. Ama Sosa'nın gidişinde tabii bir sıkıntı yaşadılar ama sistem de yavaş yavaş 10 numarası bir sisteme doğru gidiyor. Evet. Tolgay daha bir 10 numaraya yakın isim. Yani hani 8 ile 10 arasında kaldı, 8.5 diyebileceğiz bir oyuncu Tolgay aslında. Fakat o da çok yoruluyor 10 numarada oynadığı zaman. O nedenle Tolgay ilk çıkabilecek oyunculardan biri olabilir. Çünkü Dinamo Kiev maçı da önemli maç. Serdar, çok teşekkür ediyoruz yayına katkın için. Ben teşekkür ederim bu arada Gökhan. Bu arada bir dakika. Bir dakika benim formam ne oldu? Tişörtüm. Tişört duruyor evde. Şu an zaten poşetin içinde, elimde. Yarın derbiye geliyor musunuz diye duydum ben de. Yarın geleceğim maça. Evet, bütün Türkiye şu an kilitlendi. Gökhan Dinç Fenerbahçe stadına gidiyor. Motoruyla geliyor. Evet. Motorla geleceğim, motorun bagajını atarım. Nereye park edeceğini de ben ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Plakasını da verecekmiş hatta. Yarın görüşmek üzere. Görüşürüz kardeşim, kolay gelsin. Görüşmek üzere, bay bay. Teşekkür ederiz. Şimdi bak, Gökhan için. Gönül konusunda Gökhan Gönül konusu yalnız bence çok önemli. Eğer Bekin yerine yarın derbide Şenol Hoca Gökhan Gönül'ü oynatırsa, Gökhan Gönül'ün şöyle de bir durumu var. Fenerbahçe'den Beşiktaş'a çok olaylı bir şekilde transfer oldu. Tribün tepkisi, yani Gökhan o tepkiyi kaldırabilecek mi? Gökhan ne o tepkiyi olacak, kaldırır. Gökhan öyle kolay çok değil, tecrübeli Gökhan. Bir oyuncu ama ben şunu merak ediyorum. Şimdi eğer ki Şenol Hoca Dinamo Kiev maçını düşünerek oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü için Gökhan Gönül'ü oynatacaksa, bu derbiye bakış açısını da gösterir. Demek ki ben hafta başından bu yana ne diyorum? Şenol Hoca kaybetmemeye gidecek oraya. Bu demek ki Serdar'ın söylediğiyle birleştirince bu doğru oluyor. Yani Şenol Hoca kaybetmemeye gidiyor. Gökhan Gönül Şenol Hoca'nın ilk 11'deki ismi değil sağ bek için. Andreas Beck sağ bekte kullandığı oyuncu. Daha fazla kullandı. Yani dolayısıyla Gökhan Gönül tercihini yapması... Ha şunun için olabilir bak Haluk, şunun için olabilir. Eğer rakip takımın dengesini bozmak, taraftarı maça değil de Gökhan Gönül'e odaklamaya çalışmak gibi, bu bir hamledir, bu bir stratejidir, olabilir. Ama ben Gökhan Gönül mü, Bek mi desen, benim için hiçbirisinden farkı yok. İkisi de işte kara ya da siyah, yani hiçbir farkı yok bende. Gökhan Gönül Bek'ten bu üç gömlek daha iyi futbolcu. Bu sezon için. Bu sezon, öbür sezon abi. Ben nasıl bu öbür sezon oyuncunun... ya? Ben bu sezon için oynadığı oyuna bakıyorsun, ikisinin de birbirinden farkı olmadığını düşünüyorum. O senin fikrin tabii. Tabii ben yani Gökhan Gönül'ün Bek'ten daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu sezon, geçen sezon, ondan önceki sezon. Bu sezon yani değil. Öyle olmasaydı Beşiktaş Gökhan Gönül'ü transfer etmezdi elinde Bek vardı. Gökhan Gönül geçen sezonki performansı sebebiyle transfer edildi Haluk. Gökhan Gönül yani bu senekiler transfer, bu sezon ki performansıyla Gökhan Gönül'ü sen transfer eder misin Galatasaray'a? Sağ bek olarak. Alışıksınız ya siz Galatasaray olarak sağ bek transferi yapmaya. Ve yine de ne olursa olsun Sabri'yi oynatmaya. Dolayısıyla... Meseleyi nasıl oraya getirdin? İşte Galatasaray derken aklıma o geliyor. Sürekli sağ bek geliyor. Peki şöyle bir maç başlangıcı olabilir mi? Son maçlarda bakıyoruz, Beşiktaş iyi bir maç başlangıcı yapamıyor. Yani Benfica maçında bunu gördük. Sonra Başakşehir maçında bunu gördük. İlk yarım saat. İkisinin ortak özelliği ne?
Atiba Oğuzhan yan yana oynamıyor. O mudur tek kesin problem? Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. İyi bir maç başlangıcı göremiyoruz son haftalarda. İyi bir maç başlangıcı görebilmen için topun Beşiktaş'ta kaldığını görmen lazım. Beşiktaş'ın topu hareketlendirmesi lazım. Beşiktaş'ın topu oynaması lazım. Topu koşturması lazım. E bunu Tolga'yla yapamıyor Beşiktaş. Bunu Oğuzhan'la yapabiliyor. Oğuzhan'ın olmadığı maçlardan örnek, yani Oğuzhan'la Atiba'nın yan yana başlamadığı maçlardan örnek verdiğin için söylüyorum. Beşiktaş'ın yarınki dizilişi eğer Atiba Oğuzhan önde Tolga'yı olursa dediğin gibi Beşiktaş izleyebilirsin. Bir kadın bakış açısı Arzu, valla ben en çok yarın Gökhan Göl'e ne yapılacağını merak ediyorum. Yani ne taraftarla yapın, yani nasıl bir reaksiyon verilecek? Onu merak ediyorum demiş. Tabii, çünkü Luis Figo'ya mesela domuz kafasını kesip atmışlardı değil mi sahaya? Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? İç kişisi de atılmıştı, bir sürü tepki gösterilmişti. Büşra demiş ki sizce Gökhan Bey ile böyle bir şey istemiş olabilir mi? Kendini ispatlamak için. Yani Gökhan Gönül hocasına gidip hocam ben bu maçta oynamak istiyorum. Söylemiştir. Demiş olabilir mi? Söylemiştir. Fatih Beşiktaşlı, Haluk abi yarın Kuvarecma maça damga vuracak. Gökhan abi Fenerbahçe'ye desteğe mi gidiyor? Hayırdır demiş Kadıköy'e. Evet ya, Fenerbahçe'ye destek olmak için Fenerbahçe forması giyip Fenerbahçe atkısı ve Fenerbahçe eldiveniyle basın tribündeki yerimi alacağım. Yani ben Emre bağlantısında bir espri yaptım. Onunla ilgili fotoğraflar geliyor. Senin yüz ifade. Ver abi yayına. Ver. Yüz ifade. Espri yapıyorsan at abi gruptan. Veya alın abi bizim İlbeyciğim. Senden rica ediyorum. Twitter'ımıza bir fotoğraflar gelmiş. Eğer yayınlanabilecek RTÜK anlamında bir sıkıntı yoksa, görüntü kirliliği açısından bir sıkıntı yoksa o fotoğrafları paylaşalım. Çünkü böyle bir şey istiyor yani. Hani istiyor belli. Yani çünkü sürekli sohbeti oraya doğru getiriyor. Sizin başınız kel mi dedi, bir tweet attı arkadaşımız. Onun üzerine evet, stüdyoda bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşlar. Ya böyle hokkabazlıkları seviyor. Ali Sedefoğlu demiş ki en büyük tepki yarın Gökhan'a yapılacak bu gidişle demiş. Öyle yapılacak ama ne yapılacağına, ya ne yapılabilir ki abi? Yani bir kareografi verin. Ya çok da önemsememek lazım abi. Ben onu anlamıyorum. Yani Fenerbahçe taraftarı Gökhan Gönül geliyor, yakalım yıkalım ortalığı falan diyecek. Onlara ne abi? Umurunda bile olmaması lazım bence. Aşkın yok demiş. Saymak çok önemli bir reaksiyondur. Gökhan'ın sahada olmasını yok saymak verebileceğiniz en önemli reaksiyondur. Aşkın demiş ki Gökhan Gönül şüphesiz bence de Bek'ten daha iyi ama statta ona güzel sürprizimiz var. Yapsınlar. Yani bence herhalde parayla ilgili bir mesele var ya. Ama sahaya bir şey atmayın da. Yani sahaya üşüyen çocuklar için Beşiktaş taraftarı atkı atmıştı. Ondan ceza gelmişti. Hani ne yaparsanız yapın. Konfeti olarak belki atabilirler. Herhalde yarın stat full olacak. Fenerbahçe'nin bugün resmi sitesinden yaptığı bir açıklama var. Onu da paylaşalım sevgili seyircilerimizle. Bu arada anketi de zaman zaman gösterelim İlbey. Değişiklik varsa sonuçlarda. Senden rica edelim. Fenerbahçe'nin açıklaması: Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonu 13. haftasında Fenerbahçe'mizle Beşiktaş arasında 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor oynanacak. Karşılaşmanın tüm biletleri tükenmiştir. Taraftarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Kapalı gişe. Bahadır, ben de sana teşekkür ediyorum. Yani bütün biletler tükenmiştir. Taraftarımıza gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz cümlesini alsan yeterliydi. Sen ne zaman yönetmen dostu olacaksın acaba? Bütün biletler tükendi. Ne diyorsun? Zaten öyle olması gerekiyordu. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe taraftarına. Takımına destek olmak için orada olduğundan dolayı. Bu arada isyan etti Beşiktaş taraftarından birkaçı. Şöyle ki işte Beşiktaş taraftarına ayrılmış olan biletlerin çok çabuk tükendiği. İşte hiç daha internete düşmeden tükendiği. Çünkü onlar kulübe veriliyor. Bir araştırma yapıldıktan sonra da kulüpten insanlara, kulübe yakın insanlara veriliyor. Bu bir gerçek yani. Hani mesela ben şu an kulübe yakın olmayan veya işte sıraya girmiş, kuyruğa girmiş herhangi birisinin bilet alabildiğini düşünmüyorum. Bu anlamdaki isyanına da hak veriyorum yani. 2500 bilet dağıtılacak. Tamam, hani olay çıkmasın, kontrollü gidilsin, herkesin bildiği tanıdığı adamlar gitsin. Tamam, peki de yani normal bizim Kemal var, bizim alışveriş yaptığımız yerde onun oğlu var. Beşiktaşlı abi diyor ben nasıl bilet alacağım? Kardeşim yani hani bilet alamayacaksın işte, alamadın da zaten. Zülfikar Arslan demiş ki Gökhan abi lens oynar mı? Yeni açtım televizyonu demiş. Lensle ilgili tam sakatlığının düzeldiği ama ilk 11'de risk edilmeyeceği yönünde bilgiler verdi Fenerbahçe'yi yakından takip eden Emre Bol. Aslında biz de dün yayında buna benzer düşüncelerimizi ifade etmiştik değil mi Gökhan? Evet, yani ben lensin kadroda olacağını ama yani ilk 11'de başlamayacağını
çok gerekmediği sürece de oyuna dahil edilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü %100 hazır olmayan bir oyuncu. Hem gelecek maçları tehlike altına atmış olabilirsiniz. Hem de yarınki derbi tansiyonu son derece yüksek. Sonucu da Fenerbahçe adına olmazsa olmaz 3 puan olan bir maçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla Lens'i riske etmek, hem Lens'i hem de maçı riske etmek doğru olmaz. Yani şimdi buraya gelen yorumlarda, fotoğraflar da var. Gökhan Gönül hiç şüphesiz yarın çok zor bir deplasman bekliyor. Gökhan Gönül'ü. Ben olsam çünkü oynatmam. Çünkü doların içine fotoğrafını koymuşlar. Ben olsam sahaya oynatmam. Atacaklar ya ben gibi. Şenol Hoca'nın yerinde olsam Gökhan Gönül'ü, hem Gökhan Gönül'ü hem de derbiyi bilmiyorum. Yani Gökhan Gönül olmazsa olmazınız değil ki abi. Yani anlatabiliyor muyum? Bir Quaresma değil Gökhan Gönül. Ama dediğim gibi bu bir stratejidir. Verilecek reaksiyonun için kullanıyor olabilirsiniz. Dinamo Kiev maçını düşünerek kullanıyor olabilirsiniz ama ben beki, yani sağ bek konusunda bilmiyorum ya. Ben bek oynayacak diye düşünüyorum ama Serdar'ın aldığı istihbaratta mutlaka bir gerçeklik payı var. Gökhan Gönül bence yanlış tercih oldu. Cenk Sarp'tan bir katkı geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünleri bugün birlikte yemek yediler. Aa evet, tribün liderleri iletelim. Onu da söyleyecektim. Tribün liderleri bir araya geldiler ve muhteşem görüntüler vardı. Hani ben normal, yani ulusal bir kanalda yayınlayabileceğimiz bir görüntü değildi sosyal medyada paylaşılan. Çok keyifliydi. Sadece sosyal medyada izledik. Ama uzun yıllar sonra bir arada. Ne oldu abi? Yine gülüyorsun. Arzu demiş ki ya söylemeyin, sürpriz olsun demiş. Gökhan Gönül meselesini merak ediyorum diyor ya. Yani yarın ne olacak? İşte para atılacak. Yani söylemeyin, sürpriz olsun. Gökhan Gönül bilmez mi? Biliyordur bunları, yani yapılanları. Hazır ya, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe tribününde önemli pay sahibi olan insanlar da Fenerbahçe'de oynadığı dönemde ilişkiye girdiği için onlarla mutlaka arkadaşlığı devam ediyordur bir şekilde birileriyle. Ona da haber geliyordur yani. Ya bir de bize şu tartışma çıktı ya, çok ilginç. Gökhan Gönül galiba istifa etsin falan diyor birileri Fenerbahçe kongreyeliğinden. Biliyor musun sen onu? Yok. Ya ama ihraç için bir hazırlık var. Onu ya ihraç edersiniz dedi kardeşim. Ya Gökhan Gönül için çok mu önemli yani? Ya Fenerbahçe Kulübü kongreyesi olmuş da, ya da Fenerbahçe Kulübü kongreyesi olmasının ne önemi var Beşiktaş'ta oynayan bir oyuncunun? Allah aşkına bırakın bunları, aşın ya. Bunları aşın abi, ne gerek var yani? Uğur demiş ki, Gökhan kardeşime selamlar. Kesin skor veriyorum. 2-2 biter bu maç. Ama tabii ki Beşiktaş'ımın kazanmasını isterim diyor. Peki. Bizim anket ne durumdaydı? Ona ben seninle konuşurken Muhittin bakamadım. Altıntaş, her gün mesaj atıyorum okumuyorsun abi demiş. Yani bunu yazmış. Her gün mesaj atıyorum okumuyorsun. Peki ankete bir bakalım. İl Bey'den rica edelim. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır? %35 Fenerbahçe kazanır. %17 berabere biter. %48 Beşiktaş kazanır. Doğru söyledim herhalde değil mi? Evet doğru. Rakamlara da baktığımız zaman. Biz yaşlanıyor yani muyuz Beşiktaş'ın... acaba Haluk ya? Ben de okuyamıyorum şu an. Abi benimki çok uzakta duruyor da o yüzden. Benimki de şeyde değil, dibimde durmuyor yani. Benimki de fizanda duruyor zaten. %48 48 Beşiktaş 17, kazanır. 35. 17 berabere biter. Yani ben matematikten hesaplıyorum. Bu ankete katılanlarda %17'lik dilimdeyim. Sen %48'lik dilimdesin. Ama senin de mesela Fenerbahçe 3-0 kazanır gibi iddialı bir açıklaman vardı hafta içinde. Nerede yaptım onu? Birlikteydik. Nerede yaptım onu söyle. Bir izleyicilerimiz sormuştu sana bir yayını. Nerede yaptım onu söyle. Periskop yayınında yaptım. Tamam işte abi. Yani o yayını önemsemiyor musun? Önemsemiyor değilim. Ben orada espri yaptığımı da söylemiştim zaten. Ya 3-0 ne bileyim abi ben. Ya mesela ne olur işte, hani ben aklıma geleni söylüyorum. İnsanlar diyor ki kaç biter abi. Ya inanın hep aynı şeyi söylüyorum ama inanın bilsem bunu sizinle paylaşmam zaten. Hani skorun kaç biteceğini bilsem sizinle paylaşmam. Yani evi arabayı satarım falan yani. Sarven demiş ki Haluk Bey, Gökhan Gönül para için Fenerbahçe'yi terk etmedi. Bunu kimse bilmiyor mu demiş. Şimdi tekrar oralara dönersek. Yani, dönmeyelim bence de. Dönmeyelim çünkü içinden... Çünkü yani onu şöyle açıklayalım. Fenerbahçe'nin teklif ettiği parayla Beşiktaş'ın verdiği para arasında bir fark yok değil mi? Para için... Düşük. Düşük mü? Düşük. Yani para için... Peşinat anlamında, hani ilk imza parası anlamında bir para aldı Gökhan. Ondan bahsediyorlar. Ama öyle yani, ya düşük ya da küçük ya da para için gitti. Ne için gidecek ki zaten abi? Yani bir oyuncu Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sizce ne için gider? Ya para için gidiyor. Çünkü bu işi bu insanlar para için yapıyor. Bunu kabullenmek kısmında bir sıkıntı yaşıyoruz. Gökhan demiş ki sizce maçı forvetler mi yoksa defanslar mı belirler? Hangi takımın forvetleri veya defansları iyi demiş? Ben de ikisinin iki bölgenin de değil aslında
Atiba Uzan, Tolgay, Topal, Yozef, Alper üçlüsünün belirli. Yani sen savunma ve forvet değil orta sahalar belirler kesinlikle diyorsun. Orta sahaya baktığın zaman bence orta sahada Beşiktaş'ın rakibine oranla daha üstün olduğunu düşünüyorum ben. Üstün olduğunu düşündüren yani şey Oğuzhan, Atiba, Tolgay üçlüsünün Alper, Topal, De Souza üçlüsünden daha dirençli, daha yaratıcı olduğunu düşünüyorum. En azından öyle söyleyeyim. Ama forvete baktığın zaman, geldiğin zaman forvete, Beşiktaş'ta tamam Quaresma çok etkili bir oyuncu. Ama Quaresma'nın dışında Abubakar da olsa, Cenk de olsa Fenerbahçe'nin forvetlerinden daha geride olduğunu düşünüyorum. Zaten savunmayı söylemiyorum bile. Peki, savunmada Fenerbahçe'nin stoperleri Beşiktaş'ın stoperlerinden daha peki, iyi. Peki ben sana şunu söyleyeyim o zaman. Fenerbahçe'nin hücum, mesela Emre de aynı şeyi söyledi. Fenerbahçe'nin hücum organizasyonu anlamında aklında kalan bir organizasyonu var mı? Yani işte Sov aldı gitti, işte Verkaç yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar, işte kesti. Böyle bir şey var mı aklında kalan? Yok. Neden yok? 8 yani daha 7 haftadır 8 haftadır maç kazanan bir takımdan bahsediyoruz. Yani şey seri anlamında söylüyorum. E şimdi bir tarafta bir başka tarafa bakıyorsun. Bunu kimse lütfen yanlış anlamasın izleyicilerimiz. Hani Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a daha yakın olduğum şeklinde algılamasınlar. Ya Beşiktaş daha fazla bir daha uzun süredir takım oyunu oynuyor. Fenerbahçe 7 haftadır seri bir şekilde maç kaybetmiyor. Ben Fenerbahçe'nin muhteşem top oynadığı çok az 90 dakikalar söyleyebilirsin. Muhteşem top oynadığı çok az 90 dakika söylersin. Ama Beşiktaş için çok maç sayabilirsin. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın en önemli avantajının daha fazla uzun zamandır, daha uzun zamandır ve daha fazla maçta takım görüntüsü vermiş bir grup. Ben en önemli avantajlarının bu olduğunu düşünüyorum. Ya işte bizi yani maç öncesinde ne kadar konuşursak konuşalım birçok bilinmeyeni olan bir oyun futbol. Mutlaka. Yani mutlaka. Şimdi biz diyoruz ya kağıt üstünde Fenerbahçe'nin yani Beşiktaş'ın orta sahası Fenerbahçe'nin orta sahasına göre benim kişisel kanaatim daha yaratıcı bir orta saha. Yani daha üretken. Çünkü bakıyoruz Mehmet Topal tamam son haftalarda özellikle Advokat'ın gelişinden sonra hem Josef'in hem Mehmet Topal'ın hücum organizasyonlarındaki rolü arttı. Ama yine de yani bir Oğuzhan yumuşaklığı, ben mesela, bir Tolgay yumuşaklığı yok. Ben Fenerbahçe adına mesela çok ciddi söylüyorum. Josef De Souza'nın belirleyici olacağını düşünüyorum. Onun sebebi de ne biliyor musun? Josef hepimizin beklentisi ne Josef konusunda? Savunma yapması. Önce. Önce savunma yapması. Ama son, işte ama onu söyledim ben, az önce. Son haftalarda ben, Fenerbahçe'nin yaptığı her hücumda Josef De Souza'yı ceza sahasının içinde görmeye başladık. İşte, o önemli. O yani Galatasaray'a attıkları ikinci gol penaltı pozisyonunda mesela oradan geliyor Serdar Aziz'e baskı yapıyor penaltı alıyor. Yani oralarda çok görmeye başladık De Souza'yı. Çünkü Josef De Souza, Alper zaman zaman değişik pozisyonlara geçiyorlar Oğuzhan Tolgay gibi. Ve bu değişik pozisyonlarda yani 10 numaraya geçişlerde başarılı oldukları anda sonuç geliyor Fenerbahçe'de. Şimdi Beşiktaş'ta ise Oğuzhan Tolga ikilisinin yer değiştirmesi halinde Beşiktaş top oynayamaz hale geliyor. Yani o göze hoş gelen futbolu ortaya koyamaz bir hale geliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın mutlaka Atiba Oğuzhan ikilisiyle yan yana başlaması lazım. Abdullah demiş ki Kerim Fray ve Quaresma çok çalım deneyen oyuncular. İkisinin beraber oynaması Beşiktaş'ın set ve takım oyununa zarar verir mi demiş. Çok güzel bir soru. Beşiktaş'ın set oyununa zarar vermez. Şöyle, Beşiktaş'ın set oyunu zaten bu sezon başından itibaren göbekten pasla gelmek yerine kanatları kullanarak yani Sosa gittikten sonra bu oyun 10 numara olmaması, o boşluğunda olmaması sebebiyle bu oyun felsefesine büründü. Yani zaten kanatlardan geliştirdiği atakla gol buluyor. Quaresma'nın asist sıralamasında bu kadar üst seviyede olmasının sebebi de o zaten. Yani aynı varyasyonu bir de sol kanatta yaparsa Kerim Fıray'la o zaman Beşiktaş bambaşka bir takım haline gelir. Fikret Bey demiş ki Beşiktaş'ta Abubakar forvet arkası oynamalı, önünde Cenk oynamalı demiş. Ne yapmalı Abubakar? Aman Allah'ım ya. Erman mesela az önce geçti, şimdi çok aşağılarda kaldı da gördüm. Onu söyleyecektim, o arada sen konuşuyordun. O da diyor ki Cenk eğer oynarsa Beşiktaş'ın en önünde diyor. Şikertel ve Kayer nefes aldırmazlar Cenk'e diyor. Yani o da mesela şimdi Abubakar tabi sırtı dönük daha şimdi Cenk'e oranla daha güçlü bir oyuncu ya. Cenk'in tercih edilmesinin sebebinin Dinamo Kiev maçı olduğunu söyledi Serdar bize Cenk derken. Ama ben yine söylüyorum sağ bekte bek, önde de Abubakar'ı bekliyorum. Ama ben bekliyorum. Yani Serdar takımla daha fazla zaman geçiren birisi.
o sağ bekle Gökhan Gönül'ü, forvette de Cenk'i bekliyor ama ben daha farklı. Ben Adrian'ı oynayacağını düşünüyorum. Çünkü o dediğin gibi o iki güce dayalı stoper oyunu oynayan defans oyuncusunun arasında Cenk'in ezilebileceğini düşünüyorum. O, yani izleyicim Erman da Erman'la aynı şeyi düşünüyor. Aynı şeyi düşünüyorsunuz. Alper ya birazcık yıpratması lazım Abubakar'la. Yıprattıktan sonra belki Cenk hamlesini işte yapabilirsin. Abubakar da yıpratıyor mu onu bilmiyorum. Tamam. Evet Cenk'e oranla Abubakar sen neymişsin kardeşim ya? Topçu falan değil diyeceksin. Demedim abi öyle bir şey der miyim? Ya belli meziyetleri var yani ona itirazım yok. Nedir abi meziyet? Rakibi bunaltamıyor. Yoramıyor da bir gol de. Gol vuruşu yok. Ama işte o dediğin şeyi yapıyor. Yani sırtı dönük topu alıyor. Takımın yaklaşmasını sağlıyor. Mersi bence canım. Yaptığı tek şey. Teşekkür ederim. Yani tek şey demeyeyim de iyi yaptığı işlerden biri bu. Alper demiş ki Sov'un yere değmesine müsaade etmiyor ki havadan organizasyon yapıp. Havada organizasyonu yapıp atıyor demiş. Gökhan abi nasıl bir organizasyon istiyor demiş. Yani Sov diyor zaten havadan yapıyor diyor. Yerden organizasyona gerek yok diyor. Sov Fenerbahçe taraftarı çok beklentisinin yüksek çok, olduğu bir oyuncu. Çok. Çok. Ve haklılar da o beklentiyi yükselten de Sov oldu. Ya ben Sov'u mesela çok seviyorum ya. Yani hani mesela hani böyle bir erkek kardeşin olur ve çok seversin ya. Ya da yeğenin falan olur çok seversin. Öyle bir çocuk yani hani sürekli olumlu pozitif mesajlar veren, derbinin tansiyonunu yükseltmeyen, herhangi bir maçın tansiyonunu yükseltmeyen, saha içerisinde hiç hırçın olmayan, son derece sevimli, sempatik bir futbolcu. Hiç yani Fenerbahçe'de oynadı, gitti, geldi, geri geldi. Yani hiçbir rakip takım taraftarını rencide edici, saha içinde rakibine kasıtlı. Ben hiç. Hiçbir olayını hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Yani bu tip futbolculara ihtiyacımız var. Kesinlikle. Sol gibi. Yani Alex de böyleydi. Mesela Demba da öyleydi. Demba da öyleydi evet. Yani Alex de Souza da mesela buradan gitti, futbolu bıraktı. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı çok ki büyük saygı duyuyor. Adını söylediğimiz her iki oyuncudan daha fazla uzun süre ülkemizde kaldı yani. Erdal demiş ki Haluk abi Abubakar evladım olsa cami avlusunda bırakacaksın. Aynen abi yani gerçekten Abubakar sana ne yaptı bilmiyorum ya. Ya valla yani Abubakar sempatik sana... de bir çocuk. Efendim? Sempatik de bir oyuncu yani tip olarak da. Ama hiç bilmiyorum beğenmiyorum yani. Beğenmek zorunda mıyım ya? Değilsin tabii değil canım yani. Ama Abubakar ağzıyla kuş tutsa sana yaranamayacak abi ben onu görüyorum. Mehmet demiş ki abi bence Bekin yerine Gökhan Gönül Kerim'in yerine Olcay oynamalı. Hem tecrübeliler hem de atmosferi biliyorlar demiş. Evet yani ben Olcay oynarsa inanılmaz büyük bir hırsla oynayacağını düşünüyorum. Ve Olcay da antrenmanda o hırsı gösterdiyse ilk 11'de tercih edilebilir. Erdinç demiş ki neden hep Fenerbahçe önde diyorsunuz Beşiktaş demiyorsunuz. Fenerbahçe'nin sadece defansı iyi demiş. Yani işte biz de zaten Fenerbahçe'nin defansı iyi, önü de iyi dedik. Yani benim yorumum oydu. Beşiktaş'ın fark yaratan durumu orta sahası dedik. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş taraftarının çok önemli bir beklentisi var kendisinden yarınki karşılaşmada. Senin dediğin gibi Atiba ile yan yana oynarsa ki orta saha kurgusunda çok önemli bir oyuncu. Onun açıklamaları var. Dilersen ona da bakalım. Ne bakalım. Demiş? Okumak ister misin? Hayır. Sonunda her maça 3 puan almak için çıkıyoruz. Tabii ki derbinin havası, maçın önemi bizim camia için farklı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki maçları bütün dünya konuşuyor. Evde olsun, deplasmanda olsun ne kadar tehlikeli olduğumuzu herkes biliyor. Rakibimiz de ona göre önlemini alacaktır. Belki iki takım da başlarda bekler. Taraftarlarımız var, heyecan var. Şu anda puan farkı var. Ben bizim takımın avantajlı olarak görüyorum. Her maça yenmek için çıkıyoruz. Bu maça da öyle çıkacağız demiş. Beşiktaş'ın Şenol Hoca ile birlikte çok ciddi bir ivme kazanmasının sebebidir. Ne kadrosunu ne de oyun mantalitesini rakibe göre yapmıyor. Rakibi her kim olursa olsun. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında da muhtemelen oynamak istediği oyunu oynamak adına bir şeyler yapacaktır ama bu sezon başından bu yana o kadro değişikliği, Gomez gitti, Sosa gitti. Ondan sonra Beşiktaş'ın yani sanki rakibe göre kadro kurmaya başladığını, bunun tabi sebebi şu işte, hep aynı şeyi söylüyorum ben. Atiba Oğuzhan ikilisine alternatif bulmaya çalıştığı için oluyor bu. Bu arada tabi bir de Gökhan İnler annesi var. Ben hep şunu ne diyorum mesela, maça nasıl bir 11 ile çıkarsa maçtan ne istediğini görebileceğiz. Eğer maça Atiba Oğuzhan Tolga ile çıkarsa kazanmak istediğini göreceğiz. Skoru bulmak adına ilk başlarda bir şeyler yapmaya çalışacak ama benim beklentim
Kadro her ne kadar sağda, savunmanın sağında bek, forvette Abubakar, ortada Atiba, Oğuzhan, Tolgay olsa da Beşiktaş adına, ben Beşiktaş'ın Kadıköy'e maçı kaybetmemek için gittiğini düşünüyorum. Kaybetmemeye gidiyor. Peki saha içini bir kenara bırakıyoruz. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa. Yok, yok. Sayın Başkan Fikret Orman'ın bugün Feneryum'a bir ziyareti var. Gerçekten çok ilginç. Ya bunlara tabii alışmamız lazım. Bunlar çok tabii, güzel tabii. Görüntüler. Keşke girseymiş. Bir Fikret Orman'ın VTR'sine bir gidelim. Hayırlı işler olsun çocuklar. Hoş geldiniz. Allah bol kazanç versin. Teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş'a çok güzel değil mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Bak adım atmıyor içeriye, biliyorsun değil mi? Adım atmıyor içeriye. Abi gir mesela, oradan bir tane forma al, ne olur. Biraz fazla mı uçtum? Biraz o, yani o da abartılı oldu. O kadar da değil değil mi? Ama çok güzel, çok şimdi keyifli. Şimdi bir arkadaşım da Gökhan Gönül'e yarın yapılan hazırlıkla ilgili bir fotoğraf gönderdi. Bunu paylaşabiliriz aslında. Bakayım. Bir bak. Yani paylaş canım, onda bir şey yok ya. Verelim, bir bak isterse. Sen ol. Bakayım. Çok güzel, evet. Fikret Orman'ın yani bir daha sesli girebilir miyiz? Hayırlı işler olsun çocuklar. Hoş geldiniz. Allah bol kazanç versin. Teşekkürler. Şampiyon Beşiktaş'a Gökhan ne diyorsun? Çok sempatik değil mi? Çok. Fazlasıyla sempatik. Zaten Fikret Başkan da bu sempatiklikle birlikte diğer kulüplerin de sevgisini, sempatisini kazanmış bir başkan. Zaten Beşiktaş yönetimi hafta başından bu yana derbiyi gerecek açıklamalar yapmamak adına bir karar almıştı. O kararı devam ettiriyorlar. Şu anda da yani çok keyifli ya. Yani bunları işte yüzümüzde tebessüm ettiren olaylar bunlar. Bunların devamının gelmesi lazım. Ama yarın ben senin o arkadaşın fotoğrafını, attığı fotoğrafı paylaşalım. Tamam, ona hazırlanıyorum. Ha öyle mi? Tamam peki. Yani bilmiyorum. Yani fotoğraf paylaşmakta bir şey yok çünkü yarın herkes görecek fotoğrafı. Ama şöyle ya bir zaten çok fazla dolaştı o yani. Evet, evet, gördük zaten onu yani. Gördük. Bilinen bir şey. Bana da gelenler arasında vardı ama yani göstermekte fayda var. Yani sonuçta biz bu işi yapıyoruz. Kadir Bulut demiş ki bu Haluk abinin kulaklığına bir çare bulun demiş. Benim bu kulaklığa nasıl çare bulacağız bilmiyorum. Ben sana söylüyorum ama sen takıntı sürekli haline geldi. Ben ama sana söylüyorum, sen sürekli o kulaklığı sol tarafa takıyorsun abi. Ve gözüküyor da yani. Kameralar bizim, yani bana göre benim sağımda. Yani sen kulaklığı sola taktığında zaten o insanlar onu çıksa da fark ediyor zaten. Ya öteki tarafa takarsın. Sağa taktığım zaman da bu sefer sen konuşuyorsun. Ha sen beni duymuyorsun kulağın kapalı olduğu yani, için. Ha, ben bu tarafa doğru konuşayım. Şöyle. Biz yer mi değiştirsek acaba? Kulaklığı sen mi taksan? Hayır takmam. Peki. Hayatta takmam. Hele o kulaklığı senden çıkma kulağı. Hayatta takmam yani. Peki. Fikret Orman'ın transferle ilgili de açıklamaları var. Oraya da bir bakalım. Bakalım. Bizim transfer çalışması bu hafta sonu değil. Biz her gün yapıyoruz yani. Şimdi bir müsait de ara. Onun için birkaç maç seyretme ihtiyacım vardı. Onları seyrettik. Kudu Beşiktaş'a gelecek söylentileri var. Yani öyle söylüyorlar. Ben de okuyorum. Övünmek gibi olmasın da bu işin Türkiye'de tekrar geri dönmesine en büyük desteği biz verdik. Galatasaray kulübü, Trabzon kulübü bizim stadımıza geldiler. Biz de şimdi Fenerbahçe stadına gideceğiz. İnşallah taraftarlarımız mutlu bir sonuçla geri döner. Güzel, insanlara keyif veren bir maç olsun. Ve oyuncuların sonucu belirleyeceği bir maç olsun. İnşallah hakemleri çok tesir altında almaya çalışılıyor. İnşallah Hüseyin Göçek de tecrübeli bir hakem. Tesir altında kalacağını tahmin ediyorum. Güzel bir maç olacak. Beşiktaş ne zaman yukarı çıksa hemen aşağı çekmek için bir şey buluyorlar. Beşiktaş iyi bir şeyler yapma, Türkiye'ye pozitif olarak katkıda bulunma, insanları mutlu etmeye çalışıyor. Maalesef meyve veren ağaçlarda taşlanır. Oluyor böyle şeyler ama bunların doğru olmadığını bütün kamuoyu biliyor. Yani, Sayın Başkan'a bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani Beşiktaş ne zaman yukarıya çıksa birileri aşağı çekiyor diyor ya. Ya ben yani şunu yıllardır biliyorum. Beşiktaş yükselişe geçtiğinde kendi içindeki düşmanlardan kurtulsa, o hani başkanın söylediği, dışarıdan kimse çekmiyor. Aslında Beşiktaş'ın içindeki barışı sağlamak lazım. Ben Fikret Başkan'ın da bu barışı sağlamak adına önemli işler yaptığını düşünüyorum.
Peki o fotoğraf hazır mı? Değil, tamam. Dedim, bana benim için attıkları neden fotoğraflar vardı. Neden güldün? Onu zaten ben vermeyeceğim dedi İlbek. Yani onlar da hazır değil. Peki. Bu arada Galatasaray baskette yine yenildi galiba. Öyle bir haber de var. Ahmet Hakan yazmış. Ona da bir bakalım arkadaşlar. Bu arada Fikret Başkan'ın yani o az önceki Feneryum'a girip hayırlı işler demesi falan çok sempatik ve yani birçok izleyicimiz o konuyla ilgili insanların yorumları var. Ha, yani peki. Rahmetli Özcan Can Aydın'dan sonra en fair play başkan olarak öne çıkıyor diyenler var. Kesinlikle. Yani çok yani Galatasaraylı olup da çok sevenler var. Fenerbahçeli olup çok sevenler işte, başka var. Değil. Yani başka bir tarafa doğru gidiyor hem Beşiktaş başkanlığı hem de Beşiktaş kulübüne bakış açısı. Bunda tabii ki saha içerisindeki performans da önemli. Ben Fenerbahçe taraftarının Beşiktaş'a sempati duyduğunu, Galatasaray taraftarının Beşiktaş'a sempati duyduğunu düşünüyorum açıkçası. Vildan demiş ki tribünler Gökhan'dı, gönüldü derken sol kanattan Adriano 32 metre menzilli tek şutla cezayı keser, 3 puan hanemize yazar demiş. İşte o bak, kimdi arkadaşın ismi? Vildan mı? Vildan. Vildan mı? Vildan'ın şunu söyle, ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani tribünleri sadece Gökhan Gönül'ün sahadaki varlığına kanalize etmeye çalışmak da önemli bir şey. Evet, bakalım fotoğrafa. Fotoğraf bakalım. Bu. Ne diyorsun? Yani yarın muhtemelen Fenerbahçe tribünleri yani maç oynanırken, başlarken ya da Gökhan Gönül sahaya çıktığında ben olsam 100 dolar yapmam. Ben olsam 1 dolar yaparım. 100 dolarsa ya bir reaksiyon verecekseniz 1 dolar yaparım ben. Ya fark etmez onun. Ve bu da çok yaratıcı bir şey değil ki abi yani. Hani ben daha büyük bir şey ya bekliyordum. Buradaki yani. Hikaye şu. Yani diyor ki sen bizi para için terk ettin. Al sana para diyor taraftar. Aslında bu Gökhan Gönül'ü sevdiği, ne kadar çok değer verdiğini Fenerbahçe taraftarının vaktinde. Yani ne kadar büyük hayal kırıklığı yaşadığının da bir göstergesi. Yani, bence ben olsam ne yapardım biliyor musun? Bu işe karar verecek adam olsam Gökhan Gönül'ü yok sayarım. Gökhan Gönül lehine top ayağına geldiğinde ıslık bile çalmam. Şaşırtırım yani. Çünkü ben hani işte çeşitli kulüp başkanlarıyla çalışırken de yok sayın diyordum mesela. Yok sayın. Birini yok saymak ona verilebilecek en büyük ceza. Sağda yok sayarsan yani bu 100 dolar olsa ne olur. Bir dolar. Mektup istedin yayından önce. Evet, o mektubu bu Beşiktaş Medya diye bir Twitter hesabı var. Oradaki arkadaşlar göndermişler. Beşiktaş Medya'daki arkadaşlar, yani Beşiktaş'ın medyası değil, Twitter hesabı Beşiktaş Medya diye. Beni yayından ekrandan alırsan ben onu bir okumak istiyorum. Bu mektup Beşiktaş'ta bir taraftarın Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeki oyunculara kapıya bırakılmış bir mektup. Büyük Beşiktaş taraftarından Beşiktaş'ımızın karakterli ve büyük futbolcularına selamlar, saygılar ve başarılar. Öncelikle maçı kaybetseniz bile her zamanki gibi sizi yine bağrımıza basacağız. Herkes bizim kaybetmemizi bekliyor. Tüm basın, medya üzerimize algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Allah Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan razı olsun. Neden biliyor musun? Şu algı operasyonu kelimesini spor medyasının içerisine soktu. Bir de o da yetmedi, taraftar da kullanmaya başladı. Bizlerin sizden tek isteği maç içinde sahada yaşayacağınız olası kavgalarda birlikte hareket etmeniz. Ve maçın son düdüğüne kadar, terinizin son damlasına kadar mücadele etmenizdir. Bizler de startta gücüne güç katacağız. Sizlere de hocamıza da çok güveniyoruz. Allah'ın izniyle bu sene de şampiyon olacağız. Bizler bu tribünlerin en büyük taraftarları. Sizler de bu ligin en iyi futbolcuları olduğunuzu bir kez daha dosta düşmana, unutanlara gösterin. Kalpleri sizler için atacak milyonlarca kara kartal için haydi Beşiktaş'ımız maçtan sonra sizi bize ayrılan tribünlerin önünde bekliyoruz. Hep beraber zafer şarkıları söyleyelim. Sizleri çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş bir Beşiktaş taraftarı. Ümraniye Nevzat Demir tesislerine bu mektubu. Neden bu mektubu aldım? Bu soyunma odasında şu an. Öyle mi? Evet. Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeki soyunma odasında. Yani oyuncularla da paylaşılmış. Motivasyonu arttırmak için yapılmış bir şey. Hamza Aydın demiş ki derbi maç Gökhan Dinç için çok duygusal bir maç olacak. Yukarı yani sakal bıyık meselesi demiş. Niye duygusal? Yani kim, yani Beşiktaş, Fener, hani ikisini de çok seviyorsun ya, herhalde onu kastetmiş. Duygusal bir maç olacak. Duygusal olmayacak da yani, ama çok keyif alacağım belli. Çok keyif alacağım. Yani orada olmaktan da çok keyif alacağım.
Sen benim motorun plakasını vermezsen sevineceğim ya da nereye bırakacağım. Ya seni kaskla kimse tanımaz. Öyle deme abi. Geçen bizim Feriköy'de şey var. Sabit Pazar var. Oraya gittim. Kask ve güneş gözlüğü vardı. Annem tanımaz bak. Kask ve güneş gözlüğüyle annem tanımaz. Motordan indim. İndim böyle yaptı adam. Abi enginar vereyim mi dedi. Yani Gökhan abi enginar vereyim mi dedi. Öyle deme yani. O zaman dikkat et. Teşekkür ederim. Motorla gidilir mi abi bu havada? Dışarıda fırtına kopuyor. Ne motoru? Motor sen yine de kask tak ama. Arabada da değil mi? Ben hiç onu denememiştim. Arabada da takayım. Peki derbiye noktayı koyalım. Niye? Yusuf Bayrak demiş ki hiç tweetimizi okumuyorsun abi demiş. Ya yani sen bu insanların var ya yemin ediyorum. Nasıl kafana nasıl? Ya rahat mı uyuyorsun geceleri? Bora demiş ki Abu Bakar'ın oyununu Umut Bulut'a benzetiyorum demiş. Katılır mısın? Ben Abu Bakar'ın oyununu Umut Bulut'a benzetmiyorum. Hayır. Peki bir yoklama alalım mı? Yoklama alalım. Tamam. Hadi yoklama alalım. Galatasaray, ama bir şey yazsınlar. Rinkering ve Serdar Aziz. Bir şey yazsınlar. Serdar Aziz'in basın toplantısına girmeyeceğim. Yani derbiyi konuşalım. Derbiyle ilgili, yoklama ile ilgili insanlar fikirlerini söylesin. Ama bir şey söyleyeceğim. Yoklama için ne diyelim? Yoklama için ne diyelim? Bir cümle söyle çabuk. Söyle sen söyle. Onda. Düşündüğünüzü hemen yapsın. Yapın sonra karar vermek zorunda kalırsınız yazın. Burada olanlar buradayım yazsın. Burada olanlar buradayım yazsın. Yoklama alıyoruz. Aydın'a demiş ki Haluk Bey uzun metinleri Gökhan Bey'e okutmanızı çok takdir ediyorum. İyi yapıyorsunuz demiş. İyi bir şey mi söylemiş benim? Bu senin sesinin. İyi bir şey mi kötü bir şey mi? Benim sesimin iyi olduğunu bu söylemeye çalışmış acaba. Buradayım yazın. 24 Spor Gecesi. Eren Maraş demiş ki. Etiketimiz de 24 Spor Gecesi. Buradayım yazın gönderin. Eren Maraş. Buradayım yazın gör. Eren Maraş. Gökhan abinin en çok istediği şey herhalde derbinin berabere bitmesidir. Yok hiç. Ya ben yani kazanan da olsa kaybeden de olsa. Birisi ya bir şey olsun abi gol olsun hareket olsun. Mustafa İzzet ama benim demiş, bir başkaları gibi kırmızı kart penaltı offside verilmeyen kararlar itirazlar yanlış kararlar değil. Futbol istiyorum ben. Vedat Gezer demiş ki Tümer olayında biz yok saymıştık herkes çok şaşırmıştı demiş. Ah, mesela. Mustafa İzzet demiş ki tanındığına göre kask şeffaf mı Gökhan abi demiş şeffaf bir kask ben takıyorum. Ben kendim gibi şeffaf bir kask takıyorum. Güneş gözlüğüm de şeffaf. Aslında yok ama ben var zannediyorum. Ha, Mehmet Çelik demiş ki bir dikkatli izleyicimiz daha. Gökhan abi 2 gün önce Cuma günü derbi skoru vereceğim dedi. Gökhan Bey kaç kaç biter bu maç demiş. Vay evet. Peki. Totem Aşk, değil. Aşkın demiş ki Gökhan üçlü çektir deyince Gökhan'ın hiç çektirmeye kalkmasın demiş. Güzel espri. Ben derbi skoru hani vereceğim dediğim için vereyim. Ben hani kimin kazanacağını da skor vereceğim. Ali Sedefoğlu. Abi şuraya bak bizi yok sayıyor. Bu da yok sayıyor bizi. Buradayım ama Gökhan ya için değil demiş. Kendi bizi yok sayıyor. Mazlum demiş ki buradayım ama belki de burada değilimdir demiş. Ya kendi bizi yok sayıyor. Farkında mısın ya? Abi şimdi. Evet abi ben seninle konuşayım kardeşim. Hamza Aydın demiş ki hayat var oldukça buradayım demiş. Ya böyle bir şey olabilir mi bak? Mesela hala yok sayıyor. Ya bana bir soru sordu izleyici. Bana Batuhan sorduğun böyle soru gelmek ister misin? Bana sorduğun sorunun cevabını veremiyorum izleyiciye. Ya şu an inanılmaz bir baskı altındayım ben ya. Ya lütfen müdahale eder misiniz ya? Altuğ Bey lütfen ya. Aşkım buradayız. Gökhan lütfen buradayız. Lütfen bir müdahale edin ya. Kur'an çarpıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Baksana şuraya abi. Buradayız abi demiş. Yoklama al dedi yoklama aldırdık. Fatih buradayım demiş. E sen dedin abi yoklamayı ben alalım diye. Mustafa İzzet buradayız. Abi işte buradayız ben buradayız. Buradayım yazın gönderin dedik okuyacaksın o insanları. Ricardo Quaresma bizi izliyor buradayım demiş. Abi yandık. Nasıl okuyacağım? Okuyacaksın. İsimleri okuyacaksın. Buradayım diyenleri değil. Kim yazdıysa onları oku. Buradayım Beşiktaş taraftarıyım. Necmi Aslan. Sadece Ahmet, Necmi Aslan oku. Ahmet, Deniz, Eşref. Soyadını oku abi. Ahmet, Deniz, Eşref. Eşref nereden bileyim ben? Deniz Aydın. Evet. Alpaslan Yılmaz. Aferin. Nurettin Erol. Aferin. Berk Kar. Bravo sana. Burak Polat. Oldu abi erken mi çıkıyoruz? Müziği vermeye Ahmet, başladın alttan. Halil, Cenk. Furkan, soyadını Muhsin. Oku kardeşim. Abi tamam da hepsini nasıl okuyayım? Ya, eyvah yandık biz. Kimseyi kırmadan oku. Abi. Oku abi oku. Almanya'dan Ahmet buradayım. Mesut Bey bu. Mesut buradayım. Mehmet Çelik. Hüseyin Geçek damga vurur yarınki maça. Fatih, Haluk abi ben de buradayım ama artık senin için. Yazgül'ü yalan yok. Daha Galatasaray maçını izlemedim. Şimdi buradayım. Yani bugün maçı Galatasaray maçını izledim şimdi buradayım demiş. Belli Yazgül'ü zaten mi? Yazgül'ü evet. Hamdi Bey'in telefonu nerede demiş. Telefonu Gökhan kaldırdı sevgili. Ben yok abi. Tam Muhittin Altıntaş. Saçma sapan okkabazlıklar yaptırıyor. Muhittin Altıntaş. Abi bu ligde sadece Fenerbahçe, Beşiktaş yok. Onun dışında 16 takım var. Lütfen kısa sürenizde onları ayırın. Mesaj attıysam buradayımdır. Oo çok var. Bas, böyle basılı tutma bak. Bak gitti abi. Bir sürü insanın gitti mesajı. Değerli izleyiciler. Net söylüyorum. Ali Sedefoğlu demiş ki bu yoklamaların sonucu bir sürpriz var galiba demiş. Gökhan birazdan yarınki derbi için yani.
Abi ne olur böyle arkası belli olmayan cümlelere başlama, korkuyorum. Hamza Aydın demiş ki Haluk abi sen Domini'ye git yüzerek gidiyor. Ben girmem. Sen zaten girsen ne olur ki? Kaybettiğin hiçbir şey vermiyorsun. Hala pasta gelecek abi. Cizre'den Murat Taşkın. Buradan sana selamlar kardeşim. Ben derbi skoru vereyim o izleyicimiz için. Berk Tanrıkulu. Bu dünden otu almıştım, unuttum. Aa Berk. Teok'tan altı yanlışın çıkmış. Altı yanlışın çıkmış. Biz sana yat demedik mi Berk? Yat uyu demedik mi kardeşim? Altı yanlış olmaz. Fazla. Olmaması lazım. 2-3 tamam. 6 ne abi? Köln'den Burak. Köln benim doğduğum yer. Köln Overat. Oradaki herkese selam olsun. Okuyacaksın Haluk Bey demiş. Okuyacaksın tabii. Aşkın. Oku. Her daim buradayız demiş Okan Alataş. Ben aslında yokum demiş Burak. Yokum ben, pas demiş. Skor veriyorum arkadaşlar. O arkadaşımız için skor vereyim. Hayatta yaptığım şey değildir normalde. 3-2. Beşiktaş kazanacak. Bitti mi abi bu yoklama? Çok var abi. Abi okur musun? İnsanlar okur. Berkar değil. Harikasınız abi. Gökhan abi. Beşiktaş maçta ilk 20 dakika gol yemezse 2-0 alır maçı. Oku abi, herkesin adını oku. Abi herkesin adını... Adını oku bari, bak müzik verdi. Ahmet Hakan buradayım abi, hiç gitmedim. Atın, tweet atın. Furkan buradayım. Yüklenin Haluk'a, yüklenin. Buradayım okumuyorsun Fikret Turcan. Yüklenin Haluk'a, daha fazla tamam, zorlayın onu, sınırlarını zorlayın. Herkes tweet atsın. Buradayım yazın atın. Alparslan Yılmaz ilk defa gömlek, kravat ve Gökhan abinin saçı konuşulmadı demiş. Saçı konuştuk. Saçı konuşuldu işte maalesef ki. Bir ara konuştuk. Salih buradayım demiş. Gökhan yani vallahi yoruldum. Hayır ya. Oku abi. İnşallah yeneceğiz yarın demiş Berk. Abi ben buradayım, ana kumanda da burada diyor. Kadir Guguk buradayız diyor. Ben de buradayım demiş Erol Bozkurt. Erol devam devam, yüklenmeye devam. İlyas Kayadevi buradayız. Ricardo buradayım. Abubakar ve Adriano gol atacak. Demiş de demiş. Çok özür diliyorum. Buradan sonra atmayın. Düşündüğünüzü hemen yapın. Yoksa karar vermek zorunda kalırsınız mı? Hep ya, bir kere de ben sana bir kere söylesen yemin. Değerli izleyiciler, harika bir hafta sonu diliyorum. Çok derbi var. Sadece ülkemizde değil, İspanya'da da El Clasico var. Çok keyifli bir hafta sonu diliyorum size. İyi haberler aldığınız bir hafta sonu diliyorum ve bugün Dünya Engelliler Günü, farkındalık yaratmak için ne olur bir şeyler yapın. Peki Yazgül'e demiş ki bundan sonra böyle yoklamayı Gökhan alsın demiş. Bu çok güzel fikir. Ben de yarınki derbi maçta herkese iyi eğlenceler diliyorum. Hak edenin kazanacağı, hakem konuşmadığımız bir derbi olmasını sen temenni hakem ediyorum. Sen mi hakem konuşmayacaksın? İmkansız, öyle bir şey olabilir mi ya? Nerede görürüz? Sana da hakem yarın, atamasından sonra karnelerini falan yapıyorsun. Yarın derbide stattasın. Sana da iyi eğlenceler diliyorum sevgili kardeşim. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın sevgili seyirciler. İyi geceler, iyi hafta sonu.